Bu oluşturmamızda montaj tasarımının temel özelliklerine ve montaj ortamının yapısına bakacağız. Kullanacağım örnek dosya montaj tasarımı klasörünün altında. Onu açıyorum. İlk olarak browser penceresinin yapısının ve görüntülediği özelliklerin değiştiğini göreceksiniz. Montajın içerisinde yer alan parçalar ve var ise alt montajlar burada listelenir. Parçaların altında ise sınırlamalar adını verdiğimiz bileşenlerin birbirlerine göre konumlanmasını sağlayan ikonlar yer alır. Şerit menü yapısı da montaj modelleme özelliklerini içerecek şekilde düzenlenmiştir. Assemble şerit menümüz bileşenlerle ilgili işlemleri, position bileşenlerin birbirlerine göre konumlandırmasını, manage parametreleri, iPart iAssembly ise akıllı parça ve akıllı montajların içerildiği bölümdür. Design bölümü altında ise cıvata bağlantıları, çelik profil sistemler, güç iletim sistemleri, yaylar yer alır. Model ile montaj unsurları adı verilen unsurların tanımlanması için gerekli komutlar bulunur. Bunun dışındaki diğer şerit menüler, montaj modelleme ve montaj modelleme ile ilgili olabilecek diğer komutları içerir. Çizim ekranımızda faremizi modeller üzerinde dolaştırdığımızda dikkat ederseniz parça modellemede yüzey ya da kenar işaretleyebiliyorken burada artık parça işaretlemesi yapabiliyoruz. Daha önce de görmüştük. Nesne seçim önceliğini burada görmüş olduğunuz kısımdan değiştirebilirsiniz. Şu anda Component Priority yani bileşen önceliği tanımlı. Parça, unsur, yüzey ya da kenar gibi değişik öncelikler tanımlamanız mümkün. Browser penceresinde yer alan ve montaj sınırlaması adını verdiğimiz sınırlamaları çift tıklayarak özelliklerini değiştirebilirsiniz. Örneğin değerini değiştirip devam ettiğimde dikkat ederseniz bir öteleme miktarı verdim ve bu öteleme miktarına göre bileşenler yeniden konumlandı. Browser menüsünün penceresinin üstünde şu anda SMD View seçilidir. Bunu Modeling View olarak değiştirebilirsiniz. Modeling View olarak değiştirdiğinizde dikkat ederseniz parçaların altında parçaları oluşturan unsurlar yer alır. Montaj sınırlamaları burada ayrı bir klasör altında Constraints bölümünde yer alır. Buradan ilgili parçanın unsurunu işaretleyip sağ tuşla Edit Feature dediğimizde dikkat ederseniz çizim ekranımızda bazı görünüş değişiklikleri oldu. Unsurunu seçtiğimiz parçanın ilgili unsurunu düzenlemek için kullandığım diyalog kutusu açılır. Burada bu unsurla ilgili düzenlemeleri yapabilirsiniz. Cancel'la komuttan çıktığımda dikkat ederseniz browser penceresinin yapısı bir miktar değişti. Şu anda aktif olan parçam fon rengi beyaz, diğerleri fon rengi gri. Ve çizim ekranında da aktif olan parçam normal rengiyle diğerleri de gölgelenmiş olarak gösteriliyor. Bu şekilde montaj ortamında parçaların kendisine ulaşıp onlar üzerinde düzenlemeler yapmamız mümkün. Return panelindeki komuta bastığımda beni yeniden montaj modelleme ortamına döndürdü. Bunun dışında görüntüleme komutlarımız, bakış açısı komutlarımız daha önce gördüğümüz şekliyle aynen devam etmektedir.